Bu baş ağrısı beni öldürecek. Artık dayanamıyorum. Sinoha'ya haber verin. Beni rahat bırak. İleri gidiyorsunuz ekselansları. Bütün hastalıklarınızın kaynağı bu şaraptır. Bir tek onunla huzur bulabiliyorum. Eğer bu sarhoşluk olmazsa bu baş ağrısı beni öldürecek. Ekselansları, Mısır kralı yaşasın efendim. Lütfen bir kadeh su getir ki ekselansları ilacını alabilsin. Hala hastalığımın ne olduğunu bulmak için deney mi yapıyorsun? Yoksa sorunumun ne olduğunu biliyorsun da söylemiyor musun bana? Sorununuz şarap içmede aşırıya kaçmanızdır. Ben bunu daha önce söylemiştim efendim. Ancak Mısır kralı bendenizin tavsiyelerine kulak asmadı. Dermanımın şarap olduğunu kendim görüyorum. Sadece bu beni teskin ediyor. Geçici bir teskin. Ama sürekli ve öldürücü bir zehir. Niçin saçmalıyorsun? Baş ağrımı tedavi edecek misin, etmeyecek misin? Ekselansları, şarabı bırakmazsanız eğer kafatasınızı yarıp beyin damarlarına baskı uygulayan küçük kurtları yok etmek zorunda kalacağım. Beynimi kemiren ve bana zarar veren küçük kurtlar Amon Tapınağı'nın kahinleridir. Onlara bir çare bulmadan benim iyileşmem mümkün değil. Hayır, hayır, beynimi hiçbir surette sana teslim etmeyeceğim. Zira beyin ameliyatında canlı kalma ihtimalim çok zayıf. Şaraptan uzak durmalısınız. Uzak duramam ama az içerim. Bu da neydi öyle? Söyleyin Inarus'a bana daha az lezzetli şarap hazırlasın. Ben kralımı tehlike konusunda uyarıyorum. Ona iyi bakın. Bu ağrı demek oluyor ki günlerin sayılı... Dışarı. Herkes dışarı. Duymadın mı beni? Herkes dedim. Hayır. Sanka. Sana söyleyeceklerim var. Beni iyi dinle. Annen
mutaassıp bir Amon taraftarıdır. Onun işleri karışmasına izin verme. Beni mumyaladıktan sonra kendim için daha önceden yaptırdığım mezara defnedin. Ama Amon'un heykelini mezarıma sakın koymayın. Çünkü ben Amon'a inanmıyorum. Kainler çok tehlikeli yaratıklardır. Amon'a tapmayı sadece çıkarlarını korumak için seçtiler ve çıkarlarını korumak için de her yola başvururlar. Onlara güvenme. Sakın güvenme. Bütün sırlarını Potifar'a anlat. O asla sana ihanet etmeyecektir. Annene saygı göster ama ona güvenme. Ve eşin Nefertiti ise ondan bir evlat edin. Neslimin kesilmesine izin verme. Tatmoziris hanedanının yıkılmasına izin verme. Sakın izin verme.
Krallık ve hükmetme güneşin doğuşu ve batışına benzer. Bugün 3. Amonhotep'in güneşi battı. Yarın 4. Amonhotep'in güneşi doğacak. Bugün 3. Amonhotep mumyalanacak. Ve yarın 4. Amonhotep taç giyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.